Şimdi ateşkes görüşmeleri Doha'dan bir netice tabii ki önemli görüşmeler oldu. Geçen hafta da konuşmuştuk burada. Evet. Ama tabii ki ateşkes sürecini etkileyen iki tane etken var. Bir tanesi tabii ki Amerikan seçimleri. Kamala Harris'in bölgenin sakin olması gerektiğine inanıyor. Onu destekleyenler. Amerika'da da iki görüş var. Bugün başkan adayı Trump'ın açıklamaları var. Dolayısıyla şimdi Amerika'dan bağımsız düşünmek mümkün değil. Çünkü neden oradaki ateşkes görüşmelerini Amerika'dan bağımsız düşünürsek yanılırız. Çünkü Amerikan kuvvetleri 3 uçak gemisiyle 135 F-35 uçağıyla ve oradaki 18 kruvazör gemisiyle beraber adeta İsrail'in insanlık katliamına refakat ediyor. Yani orada bir bodyguard görüntüsü veriyor ve dünyaya da meydan okurcasına 58 tane o bölgede, yani Irak'ın kuzeyinden başlarsak Yunanistan'a kadar 58 tane üst kurmuş ve oradaki bütün terör örgütlerinde silah lojistiğini sağlayan bir Birleşik Devletler var. Dolayısıyla ABD Senatosu'ndaki bu ayakta alkışlanmayı, 57 kez ayakta alkışlanmayı, Amerikan müesses nizamının Cumhuriyetçiler ve Demokratlar olmak üzere bunu ayakta alkışlayarak Netanyahu'ya, o eli kanlı katile güç veriyor olması ateşkes görüşmelerinin önündeki en büyük engeldir. Şimdi nerede tıkanıyor? Şimdi tabii ki büyük aslında büyük resme bakmak lazım. Birkaç perspektiften değerlendirmek lazım bu resmi. Bir tanesi Asya Pasifik üçgeninde Çin, Rusya ve Hindistan aksında baktığımız zaman oradaki gelişmelerin tırmandırılması, seyri bir anlamda dünyanın kendince tırnak içinde jandarmasıyım diyen ABD'yi ilgilendirdiği için Orta Doğu onun bir ayağı. Orta Doğu, yani Akdeniz politikaları o jeopolitikte aslında Orta Doğu bir ayağı, o Asya Pasifik meselesinin bir ayağı. Karadeniz'i olmadan, Asya Pasifik'teki o meseleleri çözmeden dünyadaki ticaret koridorları, enerji koridorlarının hakimiyet mücadelesini kazanamaz emperyal başkentler. Yani kim? İşbirliği yapan ABD, Fransa, İngiltere ve İsrail sermayesi diyelim biz. Şimdi dolayısıyla buradaki iki engel var. Hamas açısından baktığımız zaman tabii ki Hamas itiraz ettiği noktalardan bir tane Selahattin Eyyubi noktasının kontrolünün İsrail'e verilmesine itiraz ediyor. Çünkü şimdi herkes onu Philadelphia olarak söylüyor ama o birazcık batılı bir söylem. Ben Selahattin Eyyubi noktası diyeyim, kontrol noktası diyeyim. Aşkılon mu, Askalon mu meselesi gibi oldu. Evet, evet. Bir de bakın Gazze'yi ikiye bölen tam ortadan, kuzey ile güneyi. Bakın savaşın ilk günlerinde, yani oradaki o kanlı katliamın başladığı ilk günlerde hatırlarsak güneye doğru gidin diyerek aslında masum Filistin halkının Sina çölüne doğru yaşamaya mahkum etme girişimleri vardı. Birleşmiş Milletler'in gözetimindeki toplama merkezlerinin bombalanması da bu süreci hızlandırmak, aslında güneyden de Sina çölüne doğru gidişi sağlamaktı. Şimdi İsrail ne istiyor? Yani bu ticaret koridorları ve enerji koridorları dedim konuşmamın başında. Birkaç perspektiften değerlendirirsek çok daha kolay olacak bu acaba ateşkesin olup olmayacağı noktası. Şimdi bu noktada baktığımız zaman Gazze'yi ikiye bölen, güney ile kuzeyi ikiye bölen tam ortadan bir kontrol noktası oluşturmak istiyor. Evet. Tıpkı Batı Şeria'dan efendim Kudüs'e yolculuk yapmak isterseniz İsrail kuvvetlerinden izin almanız gerektirdiği gibi. Evet. Yani duvar bile çekebilir yani. Duvar bile çekebilir. O bakımdan burayı böldüğü zaman, güney ile kuzeyi böldüğü zaman, işte geçen hafta konuştuğumuz bu 15 oradaki siyasal örgütün ve askeri temsilcilerinin rıza göstermeyeceği bir meseledir. Dolayısıyla Hamas da bunların içindedir. Yani bu Mahmut Abbas'ın tabii ki Gazi Meclisimizde konuşmasından sonra yumuşayan o birlik beraberlik görüntüsüne Hamas da El Fetih de bu Gazze'nin ikiye bölünmesine karşı çıkacaktır bu durumdan sonra. Dolayısıyla burada kilitlenmiştir. Perde arkasındaki, şimdi bu kilitlenme tabii ki Sayın Hakan Fidan'ı Blinken'ın araması, dün itibariyle Blinken'ın arayıp
araması aslında Türkiye'nin Hamas üzerindeki olumlu efendim pozisyonunu belki de ABD Türkiye'nin araya girmesini de istiyor diye düşündürüyor bana. Bu anlamda Türkiye araya girerse ne olacak? Yani oradaki emperyal başkentlerin, Amerika'nın savunduğu tezler, o Siyonist ve Avencelist efendim teolojik meselelerin çözümü mü olacak? Asla. Türkiye böyle bir onların arzularına, isteklerine göre Hamas'a ateşkese ikna etmez. Türkiye'nin istek ortaya koyduğu aslında tez şudur. Orta Doğu ekseninde Suriye'nin Irak'ın kuzeyinden başlayarak Suriye'nin kuzeyini kapsayan ve oradaki David Koridoru'nu oluşan, Golan Tepelerinden sonra David Koridoru'nu oluşan bölgede aslında Amerikan büyük sinsi projesinin Türkiye oraya operasyon yaparak ve birlik konuşlandırarak aslında bozmuştur bu hesabını. Bu hesabı bozduğu için Türkiye asla ve asla orada aynı sinsi emelleri güden ABD'nin ve İsrail Siyonistlerinin efendim Gazze ikiye bölmesine müsaade etmez ve taraf da olmaz. Yani görüşmede olsa. Dolayısıyla bu tıkanan noktalardan bir tanesi bu Gazze'nin ikiye bölünmesi, iki Selahattin Eyyubi kontrol noktasının hakimiyetinin ve istedikleri zaman da efendim buralarda istedikleri gibi önlem alabilecekleri maddesini de diretiyor Netanyahu taraftarları. Dolayısıyla bunların Hamas tarafından kabul edileceğini düşünmüyorum ben. Çok yakın bir zamanda esir takası, geçici bir süre esir takası ve olabilir. Ama orada bir huzura, sükunete kavuşmayacağını bölgenin ben düşünenlerdenim. Neden düşünüyorum? Çünkü bugün uluslararası Lahey'de yargılanan Netanyahu'nun katliam yaptığı, insanlık suçu işlediği tescil edilip, savcılık tarafından tespit edilip geri çekilmesi noktasında bile geri adım atmayan Siyonizm ve Avencelist anlayış, bugün orada anlaşma olsa da işgallerini sürdürecektir diye düşünüyorum. Ki kaldı ki ne karar alınırsa alınsın, ne gibi görüşmeler devam ederse etsin, bugün bile orada insan öldürmeye, hatta Lübnan Hizbullah'a karşı da bir efendim cephe açmaya meyilli bir İsrail görüyoruz. Dolayısıyla ABD oradan niçin var olduğunu ispat etmedikçe, bakın bugün bir itirazımız daha oldu. Şu bizim itirazımızda Kıbrıs özelinde Hasan abi takip etmiştir mutlaka. Evet. Kıbrıs'ta kuvvet bulundurmaya çalışıyor. Birleşik Devletler'de, efendim İsrail'de, Kıbrıs'ın güneyinde bir kuvvet oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunlar hayra elamet göstergeler değil. Bu bölgede madem 1967 Birleşmiş Milletler kararına göre 50 yıldır uygulamamışsanız, 60 yıldır uygulamamışsanız, toprak bütünlüğünüz %13'ten %8, tam tersi 83-17'ye düşmüşse, işgal etmişseniz, yavaş yavaş Yahudi yerleşimcileri oraya yerleştirmişseniz ve katliamları, dünya dur demesine rağmen katliamları durdurmayıp, insanlık trajedisini durdurmayıp ama ABD senatosunda ayakta alkışlanmışsanız, bu mesele efendim adı konmamış bir savaşa dönüşecektir Orta Doğu'da. Bakın bunu ilk defa bu ekranlardan söylüyorum. Adı konmamış bir savaşa dönüşecektir bu mesele. Çünkü teolojik ve politik anlayışa göre Siyonistlerin ve Avencelistlerin ve o kehanet anlayışlarına göre orada bahsettikleri bölge Nil'le Fırat arasındaki bölge ve Edom diye adlandırdıkları bölge Anadolu coğrafyasıdır. Şimdi bu zihniyetten, bu anlayıştan, inanç temeline oturtmaların sebebi dünyadan destek bulmaktadır. Ve Arap Birliği'nin, Arap ülkelerinin sessizliğini anlamak mümkün değildir. Dolayısıyla burada belki bir kamuoyu baskısıyla İsrail içerisinde de, yani Siyonist olmayan Yahudilerin de itirazları var. Ama Siyonist Yahudiler katliam yapılsın, çocuklar öldürülsün şeyindeler, anlayışındalar. Dolayısıyla Siyonist olmayan, dünyada yaşayan Yahudilerin de baskısıyla, belki kamuoyuyla, Türkiye'nin yüksek sesle
bunu dillendirmesi, dünya kamuoyuna vicdanını ve insani ruhunu kaybetmemiş topluluklara seslenişiyle belki bir ateşkes, kısa süreli bir ateşkes olup esir takası gerçekleşebilir. Ama orada da tabii ki kıymetli Hasan abim de bilir. Orada Mervan Barbuti'nin çıkarılması, serbest bırakılması meselesi var. İtiraz bunu itiraz İsrail tarafından da buna itiraz olduğu yönünde bilgiler geliyor. Tabii ki görüştüğümüz kaynaklarımız bu yönünde de itirazların geldiği oluyor. Bu anlamda Hamas'ın tabii ki yeni siyasi broşefi buna da meyil vermeyecektir. Yani Sinvar. Bu anlaşma olmadan Sinvar buna da olur vermeyecektir. Dolayısıyla Mahmut Abbas'ın da artık Sinvar'la El Fetih'in Hamas'la işbirliği ve diğer örgütlerle birlikte Gazze'yi koruma iradesi eğer ortaya korda bu iradeyi sürdürebilir ise yani burada dünyada durdurabilecek tek güç Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir karar almasıdır. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın defalarca ifade ettiği gibi dünya beşten büyüktür sözünden yola çıktığımız zaman oradaki beşli karar verici organ bir tanesi orada Amerikan daimi temsilcisi o siyahi hanımefendinin elini sürekli veto yönünde kullanacağı kanaatindeyim. Bir gazete olacak. Orta Doğu'da hakikaten Orta Doğu konusunda ve dünyadaki yeniden konumlanan güç merkezleri, yeniden konumlanan güvenlik merkezleri Orta Doğu ve Asya Pasifik üçgeninde araştırmalar yaparak bir gazeteci olarak söylüyorum. Birbirinden bağımsız görülmesin. Dünya yeniden konumlanıyor, şekilleniyor. Ve bu konumlanma, şekillenme, enerji aksları ve ticaret koridorlarında ciddi bir mücadele var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.